Tüm Çakan'a hepiniz hoş geldiniz. Oyuncu kariyerini bildiğimizde bugün arkadaşlar Hakan Çalhanoğlu'nu konuk ediyoruz. 55 overall 84 potansiyelle başlıyor. Bunlar zamanında Electronic Arts'ın FIFA'nın Hakan'a verdiği potansiyeller ve overall'lar. İlk girdiğinde 55'ti. En yüksek potansiyel de 84 olarak görülmüş. Karlsruher'de başlıyoruz arkadaşlar. Bundesliga 2. lig takımlarından bir tanesi. Hakan Çalhanoğlu'nun profesyonelde ilk adım attığı kulüplerden biri bu. Bundesliga 2'deler. Aslında daha öncesi de var. Hakan Çalhanoğlu Polis Sporları kulübünde başlıyor. Herhangi bir lige mensup olmayan bir kulüp. Almanya'da babasının sahisinde oraya başlıyor. Sonra Waldorf Mannheim'a gidiyor. Ve ders olarak zaten küçük yaşlarda orada futbol oynayıp Karlsruher'e geliyor sonunda. Buradan sonra zaten Milan'a kadar uzanan harika bir kariyeri var. Biz bu adamı yıldız yapmaya çalışacağız ama aslında ihtiyacı var mı? Bence yok ama bu şekilde onu görmek güzel olacak. Şimdi ilginç bilgilerden biri, takımda şu an Karlsruher'de iki tane Türk var arkadaşlar. Bir tanesini hemen göstereyim. Burak Çamoğlu, bir sağ orta saha, bir tanesi de santrafor. O nerede biliyor musunuz? Burada Malik Batmaz. 19 yaşında, bunu da overall'a atmış. 3 tane Türk, daha doğrusu bir tanesi. Burak Çamoğlu ilk 11'de oynuyor. Malik kadro dışı maalesef. Belki oynar ama bilmiyoruz. Biz de şu anlık takıma baktığımız zaman kadro dışıyız arkadaşlar. Şimdi takım bu. Yani 70 civarında bir takım. Biz bu takımda ilk 11 oynayamayız zaten. Yedeklerden bile giremeyeceğiz büyük ihtimalle. Ama biliyorsunuz kariyer olarak Hakan'ın süre almasını isteyeceğim takımlara gitmesini istiyorum. Ama yani gidebileceğimiz en hani kötü takım da bu. Buradan artık 84 potansiyeli olan bir çocuk bence gelişir, çıkar. O yüzden ilk sezonu simüle edeceğim hemen. Ama ondan önce Karlsruher'le yaptığımız finansal anlaşmaya da bir bakalım. Evet, burada 170 bin euro değerimiz var. Şu anda 55 overall, 5 yıllık sözleşme, 1000 euro da maaş alıyoruz. Bakalım kariyerimiz nerelere uzanacak buradan. Hemen ilk sezonu simüle ediyorum. Bundesliga 2'den çıkarız belki, hiç belli olmaz. Sezon sonuna geldik. İlk önce bir kupalara bakalım arkadaşlar. Diyeceğim de hiç bakmasak mı acaba? 15. bitirmişiz Bundesliga 2'yi. İyi, düşme hattına falan girmemişiz Allah'tan. Almanya Kupası. Tabii ki biz yokuz. Nerede varızdır? Oo, 1. turda VS Baden bizi elemiş. Peki, olur o da olur. Küme düşme maçında zaten yokuz. Ha bu 2. lige yükselme şeyi olması lazım. Aynen, yükselme playoff finali. Buradan da bir takım yükselmiş. Avrupa kıtası, hazırlık kupası. Of, burada gruptan da çıkamamışız. Zaten hep birincilik takımları gelmiş galiba. Aynen. Burada da kötüyüz. UEFA'da Şampiyonlar Ligi'nde zaten yokuz. O yüzden hemen istatistiklere geçelim Hakan'ın. Bu sezon kaç oldu? 55 ile başlamıştık. Hiç maç oynadık mı? Hepsine bir bakalım. Hakan neredesin? 61 olmuş Hakan. 55'ten 61. 6 overall yükselmiş. Harika bence. Ama hiç maç oynamamış. Neyse, yani zaten altyapı yetenek oyuncularının durumu budur arkadaşlar. Hemen bence ikinci sezona geçelim. Çünkü ne gole ne asiste hiçbir şeye bakmaya gerek yok ya. Tüh, kötü sezonmuş. Hakan yaşlanıyor. 17 yaşla başlıyoruz arkadaşlar ikinci sezona. Gördüğünüz gibi 61 overall'ımız var. 84 potansiyelimiz, dinamik potansiyelimiz hala devam ediyor. Diğerleri zaten istatistikler sıfır gördüğünüz gibi. Bu takımı en azından bir Bundesliga'ya çıkarmak için 3 tane transfer yaptım. Biliyorum yetmeyecek ama şimdi sağ bek'e bir tane Akapo aldım. Şu 66'lık oyuncunun yerine iyi gider dedim. Ondan sonra stopere bir tane Hol aldım. Şu Carlson'ın yerine girsin, 67 ile 71 orada bir şeyler yapar bence. Yani geçen sezon şeyin üstünde kapatmıştık düşme hattının. Bu sezon orta sıralarda bitirsek iyidir aslında. Bir de sola bir tane adam aldım, Potsman diye. Şu çocuk da artık yedekte oynar. Ben Hatira. İsmi güzelmiş. Onu da şuraya koyalım. Ya bu takım artık bir orta sıra yapsın ya arkadaşlar. Hakan Çalhanoğlu da 61'den artık 70'e vurur mu ya? Vursa harika olur. 70'e vursa zaten direkt birincilik takımlarından birini transfer etmeye çalışırız arkadaşlar. Şimdi sezon sonuna geçiyoruz. İkinci sezon simüle ediliyor. Haydi. Haydi ikinci sezon arkadaşlar artık. Ya Bundesliga 2'den çıkabileceğimi sanmıyorum değil mi? Çıkamamışız zaten ama orta sıra takımı olmuşuz. İstediğimiz şeyi yapmışız abi ya. Belki bir iki transfer daha. Gerçi Hakan 70'lere ulaştıysa onu satacağım ama ulaşmadıysa belki bir sezon daha burada geçirebiliriz. İyi, 10. bitirmişiz, güzel. Almanya Kupası. Finalde tabii ki yokuz. Çeyrekte de olacağımızı sanmıyorum. 3. turda belki, hadi lan. 2. tur. Orada da yok. Paderborn 1-1, penaltılarda 5-4 kazanmış. Peki, 1. turu yine geçemedik. Buraları geç, buraları geç. Hazırlık kupasında oynamıştık. Orada ne yapmışız? Oğlum bu... Aa! Arkadaşlar!
Ne garip ya, herkes birbiriyle berabere kalmış ya. Böyle grup mu olur lan? Aa işe bak ya. Biz tabii gene en az gol atan falan. Vay arkadaş ya. Burada bir gariplik var ya. Bu normal bir şey değil ha. Burada bir sıkıntı olmuş. Bunların hepsi bu normal mesela. Allah Allah, FIFA'nın işleri işte. Neyse, hiç kupamız yok. Bunlara, UEFA'lara bakmaya gerek yok zaten ama... Hakan kaç oldun abi? 66 oldun ve çok mutlu görünüyorsun. Oo, çok güzel ya, dinamik potansiyelimiz artmış olabilir arkadaşlar. 66'ya ulaşmışız. 5 overlar atmışız bu sezon. Oğlum, mutlu olduğuna göre ilk maçında oynamış olabilirsin sen ya. Gel abi, gel. Neredesin Çalanoğlu? Oynama süresinden memnun değilsin ama mutlusun. Takım performansı iyi, sözleşmeden de memnunsun. İstatistikler... Oğlum ilk golümüzü atmışız be. İşte bu be. 66'ya ulaştığımız sezon golümüzü atmışız. Nerede atmışız golü? Ligde 6 maç oynamışız, bir tane de gol atmışız. Abi şans verildi, değerlendirmiş herif. Bence güzel bir sezon olmuş. 66 ya, bu adam 66. Neyse, bence 70'e ulaşmadığımız için bir sezon daha burada geçirelim arkadaşlar. Bakayım. 6 milyon transfer bütçemiz var. 1-2 tane daha. Ulan belki çıkarız ya önümüzdeki sezon arkadaşlar. Aynen. Diğer sezona geçelim. Haydi. Yaş 18, overall 66 ama potansiyelimiz 3. sezonda 84'ten 77'ye düştü. Maalesef bu takımın başarısıyla çok alakalı bence. Takım başarısıyla artıyor. Takım başarısı olsaydı, orta sıralara takılırsa da oyunun potansiyeli düşüyor gibi geliyor bana. Bu sezon bir değişiklik yapıyorum artık. Bir hata yaptığımı fark ettim çünkü. Hakan Çalhanoğlu sol kanat ve orta saha oynuyor ama bizim formation'ımızda sol orta saha vardı. Yani şu taraf sol orta sahaydı. Dolayısıyla kanatlı bir formation'a geçtim. Yine defansif orta sahayla falan oynayacağız. 3 tane de transfer yaptım arkadaşlar. Bir tanesi şu 67'lik stoperi artık bir gönderelim. Şuradan kimi aldık? Bjørnbakk'ı aldık. Bir tane 73'lük defansif orta saha aldık. Bunların fitnessleri de düştü çünkü hazırlık turnuvalarında da maç yaptılar. Bir tane de tabii ki artık bir kaleci alayım dedim. Yani 70-71'ler iyi de bir 75 olsun dedim. Bunu da yedeğe koyalım şöyle. Hatta bunu değil, şunu koyalım arkadaşlar. Bu çocuk daha mutlu gibi öbürüne göre. Yani bu kadroyla artık herkes 70'in üstü, bir tek Burak Çamoğlu. Şurada 69 kaldı ama onun hızlanması çok iyi. Bu da sağ orta sahaymış. Belki oraya sağ kanat olan bir oyuncuyu oynatır bizim yardımcı teknik direktör. Bakacağız arkadaşlar. 3. sezon simülesine geçiyoruz. Artık Bundesliga'ya çıkmak istiyorum. Mümkün olursa bakalım. Ve 3. sezon simülasyon biter. Gelelim abi, hemen lige bakalım. Oğlum ikinciyiz be. Of, çıkıyoruz galiba. Değil mi, çıkıyor arkadaş. İlk üç. Üçüncü galiba şey yapıyordu. Bir üst ligin en sonuncusuyla mı maç yapıyordu? Biz kesin çıkıyoruz değil mi? Bundesliga'dayız gelecek sezon. Abi bu bir kupa demek değil mi aslında? Şimdi Hakan'a bir kupa yazacak mıyız biz buradan? Yükselme kupası yazabiliriz sanki ya. Aynen, bir kupa yazalım. Almanya kupasına bakalım. Finalde tabii ki yokuz. Şöyle gidelim yavaş yavaş. Yok. Oğlum bari bir ikinci tura çıkaydık. Yine ilk turda gittik ya. Köln almış bizi 1-0. Ay arkadaş ya. Küme düşme maçı geç, bunu geç. Hazırlık turnuvası da yapmıştık. Aa, Yeni Malatya Spor finale kalmış. Deportivo'ya yenilmiş. 4-3 penaltılarda. Yarı finalde de yokuz. Oğlum gruptan çıkaydık bari. bu kısımlarda çok kötüyüz yani. Neyse, Bundesliga'ya çıkabildik en azından. UEFA'lar onlar yok zaten. Gelelim. Abi Hakan ne yaptı acaba? Hakan. Oo, Akopo sakatlanmış, Portsman sakatlanmış. Bayağı sıkıntılı. Nasıl bir sezon geçirdik biz böyle ya? İşte Hakan neredesin? Neredesin? 69 olmuş, 3 overall atmışız arkadaşlar. Bir tek sözleşmesinden memnun değil şu anda. 35 maç, 4 gol, 6 asist. İşte beklediğimiz sol kanat bu. Galiba bundan önceki 2 sezon benim hatamdan dolayı çok oynamadı çocuk. Gerçi overall da düşüktü o zaman ama. Bir tane sarı kart, 6.80'de maç ratingimiz. 3. sezon bence güzel geçti. Bir Bundesliga'ya çıkalım bakalım. Belki satarız. Karar vereceğiz. Evet, çıktık Bundesliga'ya ama şöyle bir sıkıntı var abiler, ablalar. Şimdi aç abi. Heh. Biz büyük ihtimalle bu sezon
ligde kalmaya uğraşacağız. Yani bizim orta sıra takımı falan olmamız da çok zor. Dolayısıyla benim hedefim ne biliyor musunuz? Bakın 17. ve 18. direkt düşüyor. 16. playoff oynuyor. Benim hedefim o 16.lık abi. Hatta onun için de şöyle bir şey yaptım. Hiç öyle forvete, orta sayfan adam almadım. Gittim defansa bir tane 78'lik Mings aldım. Aston Villa'dan. Hakan Çalhanoğlu da 69'la başlıyor arkadaşlar. Güzel haber şu, 77 olan potansiyelimiz şu anda 80. Yani gelişimimizi sağlayacağız. Bakacağız önümüzdeki sezonlarda ne olacak. Ya bu takım 16.lığı halleder mi? Bilmiyorum ama bakacağız abiler ya. Ve şöyle bir şey yapacağım. Eğer şimdi ara transfer dönemine kadar simüle edeceğim arkadaşlar. Eğer o zaman bakacağım takımın durumu gerçekten berbatsa, kötüyse tekrar Hakan Çalhanoğlu'nu bu takımla ikinci lige göndermek istemiyorum arkadaşlar. Ara transfer döneminde Hakan'ı satacağım. O zamana kadar da zaten 70'i geçer büyük ihtimalle. Yani iyi bir takıma, birinci lig takımına gitmek istiyorum. Yedek bile olsa potansiyelimizi gerçekleştirebileceğimiz bir takıma gitmemiz lazım artık. Ocak 1 arkadaşlar, hemen bakalım takım nerede? Abi yapmayın, bu nedir ya? Bir maç berabere kalmış, 49 gol yemişiz şimdiye kadar, 9 tane de atmışız, 1 puan toplamışız. 16.lık bizim için hayal ya. Hamburg var bizim üstümüzde, o da bizden iyi, bir tık iyi. Ama onlar da düşecek kesin. Hakan'a bakalım, Hakan ne yapmış? Hakan 70'i geçtin inşallah, 71 olmuşsun. O zaman Hakan, bekle kardeşim, sana takım bulacağım, satacağım seni. Kendisini göstereyim ben, Babuşko. Bakın, bu benim küçük oğlum. Şu an çekim devam ediyor, gel sen de gel. Eşim Hande arkadaşlar. Babuşko, FIFA oynar mısın? FIFA oynar mıyız Babuşko? Oynamayız. Peki ben devam edeyim o zaman. İki tane teklif almışız. Bir Utrecht'ten, bir de Granada'dan. Bunlar birincilik takımları değil mi? Granada ikincilikte, Utrecht birincilikti galiba Hollanda'nın. İnşallah bir iki teklif daha gelecek. Ve istediğimiz teklif gelmiş olabilir. Basel'den bir teklif alıyoruz. Hakan Çalhanoğlu'na ve verilmiş en yüksek ikinci teklif. En yüksek diyecektim de. Basel 3650 veriyor arkadaşlar. İsviçre'ye 19 yaşında bence gider miyiz? Gideriz abi. Kalitelilik ya Basel. İsviçre. Kabul ettim. Haydi geçelim. İyi, Hakan da kabul etmiş. Süper süper. Hadi Basel'e geçiyoruz arkadaşlar. Hakan, Basel'e hoş geldin ama Basel abi yani birinciymiş adamlar. İsviçre'de. Yani güzel bir kupa kaldırırız büyük ihtimalle. Çünkü puan farkı da 14. Yani pek katkımız olan bir kupa olmayacak ama Allah'tan kaldırabileceğiz. Neyse, sezon sonuna geçin zaten lig kupasına falan, onlara da ayrı bakarız. Şimdi kadro da şöyle arkadaşlar. Şimdi kadroda bir tane şöyle oyuncumuz var. Cömert. Neydi bunun ismi hatırlamıyorum da şu adamınkini hatırlıyorum. Kemal Ademi. Herhalde bunlar Türk asıllı. Baktım bu İsviçreli görünüyor. Şu adam da İsviçreli görünüyor. Ama Türkler büyük ihtimalle. Yani bu takımda da Türkler var. Ama bayrağında Türk olan sadece biz varız. Böyle bir ayrıcalığımız var. Şimdi takımda arkadaşlar şöyle bir şey var. Eksik gördüğüm noktalar vardı. Gerçi gerek yok. 14 puan farkı koymuşlar ama olsun. Biz burada belki UEFA'yı alacağız. Öyle bir takımmış gibi geldi bana. Çünkü direkt gidiyoruz. Ya da Şampiyonlar Ligi'ne çıkacağız. Bir şeyler yapacağız. Şimdi defansif orta sahaya ve stopere eksik gördüğüm adamları satın aldım hemen. Gelir gelmez. Şuraya bir McGregor aldım. 79'luk. Şaka'nın yerine gelecek. İsmi de güzelmiş. Şaka. Bir de stoper aldım arkadaşlar. Mata. Lan ne kadar uyumlu oldu. Çok fonetik oldu. Şakayla Mata. Şuraya da Cömert'in yerine Mata giriyor. Stoper yedeğimizi de şöyle hemen Cömert'i koyalım. Defans orta saha yedeğimize de bu adamı koyalım diyeceğim. Yok. Santrafor'a koyalım o adamı. Bir tane santraforumuz var zaten. Yani fena takım değil ya. 80'lik 2-3 tane oyuncumuz var. Hakan kendine yer bulur mu derseniz bence bulamayacak. Ama Alvarado'yu yedekleyecektir. Yani en azından 3-5 maç oynar kesinlikle. Hadi bakalım 4. sezonun sonunda bir simüle edelim. Bakalım Hakan ne yapacak. Ama geçmeden önce bir dakika, sözleşmeyi göstermedim. Hatta ben de bakmadım sözleşmeye ya. Bir dakika. Hakan ne kadarlık gelmiş buraya? Hakan neredesin? Gel abi. 1 yıllık mı? Aa, bir de serbest kalma bedeli var ya. Eyvah. Neyse, bakacağız arkadaşlar. 4 milyon 100 bin euroda değerimiz varmış. Şu an 4650 serbest kalma bedeli. 1 yıl. Simülasyonun sonunda başka bir takımda olabiliriz bile. Bu heyecanlı bir şey oluyor ya. Aynen. Hadi Haziran'a gidelim. Hadi bakalım sezon sonu arkadaşlar. Kim bilir neler yaptık. Şampiyon olduk zaten. 106 puanla hayvan gibi fark koymuşuz. Teknik direktör ödülü almışız. Çok güzel abi. İsviçre kupası. Onu da almışız ya. 1-0 almışız. Harika. Başka ne var? UEFA'ya biz falan gittik mi ya? UEFA'ya bakalım. Şampiyonlar Ligi'ne bakalım.
Ha, ulan UEFA'ya gitmişiz, gruptan çıkamamışız. Milan ve Sporting'in olduğu gruptan çıkamamışız ve çok az puan almışız ya. Abi bir tane galibiyetimiz var, geri kalanında yenilmişiz. Neyse, biraz takviye yaptık, önümüzdeki sezon bir daha takviye yaparız. UEFA'da da bir şeyler yapmaya çalışırız. Şimdi Hakan, baba ne yaptın? Ha, en son 71'de mi bırakmıştık seni? 73 olmuşsun ve çok mutlusun. İşte bu be. 19 yaşında çok mutlu bir oyuncumuz var. Şampiyonluk yaşadı, kupalarını aldı. Ne oldu? 2 tane kupa aldık değil mi? İsviçre kupası, İsviçre lig şampiyonluğu. 2 kupamız cepte. Şimdi istatistikler Hakan. Hakan neredesin Hakan? Hakan buradasın. 21 maç, 1 gol, 1 asist, 3 gol yenmeyen maç, 1 sarı kart, 7.30. 7.30 olması arkadaşlar maç reytingimizin 21 maçta aslında iyi oynadığımızı gösteriyor ama skora ya da asiste falan katkı yapamamışız. Yani 7.30 yoksa kötü değil. İyi, bence güzel bir sezon geçirdik. Abi yarım sezon gelip takıma nasıl ayak uyduracağım, biraz öyle düşünelim. Bir sonraki sezon daha iyi olur umarım. 5. sezona geçiyoruz. Madem bu takım Avrupa'ya gidiyor, transfer yapacağız. Hatta yaptım ama ondan önce arkadaşlar bu sezona 73 overall'la başlıyoruz. Güzel haber şu, direnme potansiyelimiz de 5. sezonda 83'e yükselmiş durumda. 2 tane de kupa kazandık geçen sezon biraz şansa. Golü, asisti, oynanan maçları zaten diğerlerini tabloda görüyorsunuz şu an etrafımda. Yani güzel bir sezon olacak. Kimi aldım biliyor musunuz? Eksik gördüğüm kısma Mama Balde'yi aldım. Şuraya. Kalulu'nun yerine. O oynayacak artık. Hakan kendine yer bulabilirse ne ala. Yani biraz zor gibi görünüyor ama bu takımda kupa kazanırız abi biz. Madem Avrupa'ya gidiyor en azından biraz besleyelim. Ama şöyle bir şey var. Bu adamların transfer bütçesi düşük ya. Yani bir tane adam aldım bitti zaten. O da 78'lik bir adam, siz düşünün. Yani sezon sonuna direkt simüle edeceğim. Bakalım neler olacak, göreceğiz. 5. sezon simüle ediliyor mu? Ediliyor. 5. sezonun sonu arkadaşlar, şöyle bir şey var. Hakan Çalhanoğlu'nun serbest kalma bedelini kaldırmamıştım ve sözleşmesinin bitmesi, yani 1 senelik sözleşme yapmışlardı. Bazel'le, yani döndüğümüzde ne bekliyor bizi ben de bilmiyorum. Gitmiş olabilir. Adam basıp gider yani. Kampo için transfer teklifi. Hah, bir kupa daha almışız abi. Tamam, İsviçre kupası ligi bizim. İsviçre kupası. Ah be, penaltılarda Young Boys kazanmış ya. Tüh. Ulan takviye de yaptık takımı halbuki ya. Şampiyonlar Ligi'nde ya, ne yapmışız peki abi? Finalde yokuz, zaten beklemiyordum. Yarı finalde yokuz. Bir çeyrek olur mu? O da olmadı. Son 16 lan hadi. Abi gruptan çıkamamışız ya. Anderlecht, Dortmund, City. Ya, çıkamayız zaten, böyle gruptan çıkılır mı ya? Neyse, bu sezon yine 2 tane kupası var Hakan'ın. Hakan ne olmuş peki? 73'te bıraktığımız Hakan 76 olmuş. Oo, yalnız bir şey söyleyeyim mi? Bu herif 80 değil miydi ya? 83 olmuş. Bu uçuyor abi, uçuyor. Hakan'ın orada oynaması, onun yerini alması çok zor. Bakalım peki şeyde ne var abi? İstatistiklerde. Kadro merkezi. Hakan gel baba. Hadi Hakan. Hadi. Güzel bir sezon geçirmiş ol oğlum. 3 artık, tamam. Formumuz iyi. Oynama süresinden ve sözleşmeden memnun değil. Peki. 32 maçta 2 gol, 5 asist. 11 gol yenmeyen maç. 7.30 maç reytingi. Yani 7.30 iyi gene. 32 maçta 2 gol, yani gol tamam da asist iyi. Yani asistimizin golden fazla olması benim hoşuma gidiyor. Böyle bir, yani orta saha oyuncusu sonuçta. Ve 20 yaşında abi ya, come on ya. Yani şampiyon bir takımda oynuyorsun, 20 yaşındasın. Gene 32 maçta gol şey yapmışsın, oynamışsın yani, harika. Şampiyonlar Ligi'nde de oynamış. İsviçre Kupası'nda asist yapmış. Çok güzel abi. Bence devam ediyoruz burada ama sözleşmemize bir bakacağız. Şimdi abi şöyle bir durum var. Sözleşme çok garip ya. Oğlum bu herifi nasıl almadılar? 15 milyon euro değerimiz var. 4.650 de şey, serbest kalma bedelimiz var. Yani ben şunu isterim. Basel'de 1-2 sezon daha kalsak mı ya acaba? Ne yapacağımızı bilemedim. Bence 80'e kadar, 80 overall olana kadar, hatta 81-82 belki. Kovalayalım abi. Takıma da biraz katkımız olsun. Transfer de yapıp şu Şampiyonlar Ligi'de UEFA'dan da bir kupa alırız belki. Yani 25 yaşından önce bir kupa almak istiyorum. Avrupa Kupası şeyle Hakan'la. Tamam ya, biz bunda bir sözleşme imzalayalım abi. Hakan'cığım gel sana yemek ısmarlayayım. Bu arada teknik direktör profilim nasıl? Tam bir kıl kuyruk değil mi ya? Saçları da uzun. Hakan'cığım hoş geldin. Seni burada görmek büyük şeref. Hadi bakalım. Önemli diyorsun, kabul et. Önemlisin tabii ki. Şimdi Hakan, senle biz bir 3 yıl yapalım abi. Tamam mı? Duruma bakarız sonra. Tamam, onların da istediği buymuş zaten. Serbest kalma bedeli... Ne yapsak ki ya? Serbest kalma bedeli olunca da
Yani istediğimiz takıma gidemeyebiliriz ama artık overall'ımız da gelişiyor. Böyle iyi takımlardan biri parayı bastırıp şak diye alabilir. Ama bilmiyorum. Neyse, olumsuz karşılayalım biz bunu şimdilik. Şimdi 11 bin euro istiyorsun. Maaşında pek zam yapmamışsın. İmza primi 105 bin euro istiyorsun. 15 maç oynarsan da 170 bin euro istiyorsun. Sen bayağı maç oynadığına göre 170 bin euro cepte. İmza primi de sana vereceğim lan. Senin rebuild'ini yapıyoruz. Sana vermeyeceğim de kime vereceğim? Bu maaşı ödemeye hazırız. Kendisinin takımdaki varlığından çok memnunuz. Hakan'cığım, yeni sözleşmen hayırlı uğurlu olsun. Yalnız şu garip ya. Ben şu yeni FIFA'da inşallah değiştirirler. Abi ben bir şey teklif ediyorum mesela. Yanındaki menajer dönüp diyor ki oyuncum bundan çok memnun. Abi bırak o konuşsun. Sen işte kağıt işleriyle ilgilen değil mi? Ne garip ya. Neyse, takım bu arkadaşlar. Birkaç tane de takviye gerekecek. Sezon 6'da büyük ihtimalle defansta ve forveti bir taktik takviye yapıp devam edeceğiz. Kalecimiz mesela 79'du, 81'e yükselmiş ki baktım potansiyeli 81'miş. Daha fazla yükselirse ne âlâ, ama önümüzdeki sezon kaleci değil. Bir forvet ve bir tane de stoper almak istiyorum. Şu Mata yedeğe gelir, tamam mı? Oraya da güzel bir stoper alırız ya. Aynen aynen. Güzel gidiyoruz ya. Hoş. 6. sezona geçiyoruz. Haydi. Evet, sezon 6. Takımı çok güzel bir hale getirdik. Arkadaşlar, ilk önce onlardan bahsedeyim. 76 ile başlayacak Hakan. Onun potansiyeline geleceğim. Çok yükselmiş. Şuraya bir Bryan Fernandes dedim. Yedeği de Oberlin oldu. Oberlin bizim ilk 11 oyuncumuzdu. Artık yerine Bryan oynayacak. 80'lik bir oyuncu aldık arkadaşlar. Şuraya en yüksek overall'lı oyuncularımızdan birini almış olduk. Ve en pahalısı 30 milyon euroya geldi. Sama Seku. Defansif orta sahamız. Şuraya da bir Jason Murillo dedim arkadaşlar. Stoper yedeğimiz de Mata oldu. Mata bizim ilk 11 stoperimizdi. Yani aslında ilk 11 oyuncu alarak yedeklerimizi de güçlendirmiş oluyoruz. Sadece bir tane de defansif orta saha yedeğimiz olsa, çünkü yok. Yok, evet yok maalesef. Neyse, biz Hakan'a gelelim. 76 ile başlıyoruz bu sene overall olarak. Potansiyelimiz 89. Yıldız olmaya başlayacak bir çocuk. 77'lere kadar düştü ama şimdi kendini gösteriyor yavaş yavaş. Şimdi arkadaşlar, ama derseniz ki bu takımla Şampiyonlar Ligi, UEFA falan bekliyor musun? Gelmeyecektir büyük ihtimalle ama olsun. Her sezon 2 kupa 2 kupa alarak kariyerimize güzel hatıralar bırakıyoruz. Kupaları biriktiriyoruz. Şimdi geçeceğiz sezon 6'nın sonuna. Hep beraber göreceğiz neler yapacağımızı. Hakan inşallah bundan sonra daha güzel takımlara gider. Göndeririz değil mi? 1-2 sezon sonra göndeririz ya. Ve bitti. Sonunda geldik Haziran 11 arkadaşlar, 2025. Bu sefer korkmuyorum çünkü Hakan'ın serbest kalma bedelini kaldırmıştık geçen sezon, biliyorsunuz. Artık başka takımda olma gibi bir durum yok. Ya artık zaten Basel'le lig şampiyonluğu artık bir... Yani klasik oldu bizim için. Mağlubiyet 0 abi, beraberlik 1. Ulan neredeyse... Vay arkadaş, beraberlik de almasak mükemmel bir sezon geçirdik diyebilirdim. İsviçre kupasını da aldık herhalde. Aa! Finalde bile yokuz. Oğlum ne oluyor ya? Ya abi şuna bak. Bak şimdi. 106 puanla birinci oluyoruz. Abi en yakın rakibimiz bizden kaç puan geride? İsviçre kupasında finalde yokuz. Yarı finalde var mıyız? Aa! Şaka olmalı bu. Young Boys bizi 3-2 yenmiş çeyrekte. Acaba Avrupa'ya yoğunlaştık, ondan olabilir mi? Neyse, ondan önce şu hazırlık kupasına bakalım. Hazırlık kupasında da Nice bizi yarı finalde yenmiş. Neyse, çok da önemli değil zaten. UEFA Şampiyonlar Ligi gel. Finalde yokuz. Yarı finalde yokuz. Ulan bir çeyrek final olsun be. O da yok. Son 16'da var mıyız? Ulan hadi be. Abi. Abi ya oğlum, biz ne şanssız adamlarız ya. Ya tamam, Şampiyonlar Ligi'den başarı beklemiyorum da. Abi grubuma da Juventus'ta Dortmund gelmesin artık ya. Yani 6 puan toplamışım neyse ki. Onda da kesin Victoria Pizzen'i yendik 2 sefer değil mi? Bakayım. Tamam, Juventus bize 2-0 çakmış. Evet, biz Pizzen'e 4-1 çakmışız. Sonra Borussia bize 2-0 çakmış. Sonra Dortmund bize 1-0 çakmış. Sonra... Allah'ım, 4-0 çakmış bize Juventus sonra. Biraz şanslı gruplar gelse vallahi çıkacağız ha. Bari UEFA'da bir şeyler yapmış olalım ya. Finalde yokuz peki. Yarı finalde de yokuz, ona da peki. Abi bir çeyrek oynayalım ama ya. Son 16'da var mıyız? Onda da yokuz. Son 32... Ulan be. Villarreal İspanya temsilcisi bizi geçmiş. Deplasman golleriyle 2 maçta 1-1 bitmiş ya. Ulan. Yani birazcık şu Bordeaux falan gelseymiş, ne bileyim Dinamo Zagreb falan. Şanssızlık. Gene 2 tane kupamızı aldık ama o iyi. Yo, ne 2 kupası ya? 1 tane kupa aldık. İsviçre kupasını alamadık ki. Vay arkadaş. Şimdi gelelim Hakan'a. 76 ile bıraktık değil mi en son biz? 78 olmuş ve mutlu. Oğlum niye 3 tane artmadın ya? Hep 2 tane artmış. Biz 3 taneye 4 taneye alışmıştık. Püh. Kötü oldu bu. Oha.
Oha! Patlama yapmış Hakan Çalhanoğlu. 38 maç, 4 gol. Okey. 13 asist ya. 13'te gol yenmeyen maç. Acaba asist yaptığımız maçlarda işte gol yemedik mi? Ne güzel olur değil mi? 7.5'ta maç reytingi. Yani tamam overall istediğimiz kadar atmamış ama rekorunu kırmış. Aynen öyle. Ve 4'ten fazla gol de atmış olmayabiliriz. Hem golde hem asiste rekor kırmış olabiliriz. Şu an sezonları unutuyorum gerçi ama mükemmelsin Hakan. Bence bir sezon daha bunlarla gidelim mi? Bilmiyorum ama 7. sezona bir geçelim de bakacağız. 7. sezona başlıyoruz. Bu sezon Hakan Çalhanoğlu'nun arkadaşlar potansiyeli 94. O bir dünya yıldızı olma yolunda ama şöyle bir şey var. 25 yaşına yani günümüzdeki yaşına kadar simüle ediyoruz biliyorsunuz. 25 yaşına kadar neler olacak hepimiz göreceğiz. Onun dışında arkadaşlar 2 tane de artık bir UEFA istiyorum. Yeter artık. Arkadaşlar şuraya Bamini aldım. 84'lük bir 29 yaşında. Gerçi yaşlı oyuncular almak durumunda kalıyorum. Çünkü birden fazla transfer yapıyorum ve transfer bütçemiz aslında kısıtlı. Şuraya da kiralık bir sol bek aldım. Çünkü sol bekimizi gönderdim. Zaten çok da iyi değildi. Musassa diye okunuyor değil mi? Bunu aldım. Yani şu an aslında sağ bekimiz falan çok iyi ya. Bu çocuğu satsak var acayip para gelir aslında da neyse. Yani bir tek şurada bir sıkıntı var ama orada Balde'yi almıştık. Balde niye orada değil? Önümüzdeki sezonda Balde'nin yerine belki 80 küsurluk bir oyuncu alırsak artık bir UEFA'da başarı istiyorum. Herkes 84-85 ya. Gerçi buraya bir tane de forvetle stoper lazım. Abi yapacak çok iş var ya bu takımla ilgili. Neyse 7. sezona simüle ediyoruz arkadaşlar. Bakalım Hakan ne yapacak. Sezon 7 bitti. Haziran 2026. Ligi aldı. Abi ligi alacağız zaten. O Allah'ın emri. Yüzün üstüne çıkıyoruz her sene puanda. Ulan bu, bak bu Young Boys eğer beni İsviçre kupasında elemişse var ya. Abi yokuz gene. Kesin onlar eledi bizi. Yo Servet diye bir takım elemiş. 4-3 penaltılarda kazanmışlar. Yani bu sezon şu an için bir kupamız var. Avrupa İnternasyonel Kupası'na bakıyorum ama finale kadar gelip United'a 3-1 yenilmişiz. Bu kupayı alsak da kupadan saymam zaten. Şimdi Champions League. Ah yokuz. Finalde yine yokuz. Zaten gene olamazdık. O kadar iyi bir kadro değildik. Yarı finalde de yokuz. Peki. Çeyrek finalde de yokuz. Son 16'da da yokuz. Peki. Grup aşaması çıkamamışız. Milan abi yine iyi takımlar gelmiş. Ya neden bize çok böyle güçlü takımlar geliyor anlamıyorum ya. UEFA. Liverpool Atalanta. Atalanta 4-3 penaltılarda kazanmış. Finalde yokuz. Ah be şampiyona yenilmişiz ya. Ah be abicim. Ah be abicim ucundan dönüyoruz ya. Neyse yaptığımız transferler en azından işe yarıyor onu görüyoruz. Bir de düzgün bir kaleci mi alsak acaba bu sezon ya? Takımı böyle bırakıp bir tane kaleci alalım ya. Bir de santrafor. Ulan çok para lazım bize ya. Yarı final. Çeyrek finalde kimleri elemişiz? Arsenal'i elemişiz. Toplam skor 4-1 hem de. Son 16'da kimleri elemişiz abi? Olympique Marsilya'yı 4-2 skorla. Ulan iyi de geçiyoruz ha. Son 32'de Midland. 5-1 skorla. Gruptan da... Ha grupta yoktu zaten. Şampiyonlar Ligi'nden geldik. Doğru. Vay be arkadaşlar. Şimdi gelelim. Hakan Çalhanoğlu. Direkt şuradan bakalım ya. Ben kadroya girip bakıyorum ama 80 olmuşuz sonunda. Oh be 2 overall artmış. Performansımız iyi. Takım performansı değil. Oynama süresinden memnun değil. Sözleşmeden memnun değil. Çünkü sözleşme bitiyor olabilir. Artık 22 yaşındayız. İstatistikler. 3, 2, 1. 45 maç. En fazla maç yaptığımız sezon 7. sezon. 10 gol 4 asist. Aa ilginç. Asistimiz golümüzden az. Yani bizi başka bir yerde mi oynatıyorlar? Ne yapıyorlar? Ofansif orta saha mı oynatıyorsunuz? Kardeşim beni ya. Allah Allah. 7.20'de şey. Peki. 7. sezon böyle geçti. 8. sezonda ne yapacağımıza bakacağız arkadaşlar. Göreceğiz. Ve sezon 8 patron çıldırdı arkadaşlar. Şimdi artık Hakan Çalhanoğlu ilk 11'de oynuyor. Çünkü buradaki adam 85'lik adamı sattım. İnanılmaz bir revizyona gittik. Girebildiğimizi yaptık. Arkadaşlar Konrad Laimer. Defansif orta sahamız artık. Kimpembe. Stoperimiz. Bu sezon artık istiyorum bu UEFA kupasını. Şurada bir Calvert-Lewin var. Forvetimiz artık dedim biraz daha iyi bir adam olsun. Çok da hızlı bir adam. Bu takımda tek göze batan iki tane adam var aslında. Hadi sol bek de kiralık zaten. Onunla oynarız da. Abi kimleri sattım para almak için bir yerlerden. Balde çok sırıtıyor. Onun yerine birini alamadım. Param kalmadı. Bir de Omlin. Kaleci Omlin. 32 yaşına geldi zaten. Yani bu sezonda alamazsak gelecek sezon zaten büyük ihtimal transfer ederim artık. Şeyi Hakan'ı.
transfer edemezsek de kimse almazsa da Omlin yerine ve Balde yerine birilerini alıp bu sefer gerçekten kupa kaldırmaya çalışırız yani, yapacak bir şey yok. Bu şekilde simülasyonumuzu yapıyoruz arkadaşlar. Bakalım 8. sezonda istediğimiz kupa gelecek mi? Ben de çok merak ediyorum. Haydi. Haziran 2027, 8. sezonun sonu demin söylemeyi unuttum. Hakan'ın potansiyeli 99'du arkadaşlar. Yani hocam artık bırak beni, ben uçacağım diyordu neredeyse. Şimdi, abi yine lig şampiyonluğu, tamam. Bir kupa zaten garanti abi İsviçre'de. Şimdi, oh ikinci kupamızı da aldık sonunda ya. Birkaç sezondur alamıyorduk şu İsviçre kupasını, harika. Avrupa İnternasyonel bakalım ama. Lan buralarda niye başarı elde edemiyoruz ya, şuraya bak. Vay arkadaş, 0 puan nasıl çekilir ya? İlginç. Şampiyonlar Ligi beyler, bayanlar. Haydi be. Ah yine yok ya. Zaten abi eksiklerimiz var takımlarımızda. Çeyrek final bile oynayamamışız ya. Son 16'da abi Paris Saint-Germain gelmiş. İlk maçı almışız, sonra onlar almış. Ah be abicim. Grupta Real Madrid varmış, ikinci çıkmışız. Grup da güzelmiş aslında da. Neyse, yapacak bir şey yok. Hakan'ın istatistiklerine bakalım. Bu sezon 83 olmuş. Harikasın be oğlum. 80'le başlamıştık arkadaşlar. Takımın geneli de güzel ya. Şu Ramirez var ya ofansif orta saha. Acayip gidiyor ha. Alderete 89 olmuş. Şu Omlin de yükselseydi var ya. Bak Balde 78'di. 76'ya düşmüş ya. Şu çocuğu almakla hiç iyi etmedim. İçine etti kadronun resmen ya. Hakan Çalhanoğlu. 3 yükseldin. Oyuncu performansı güzel. Sözleşmeden memnunsun. İstatistikler. 10 gol, 8 asist. 16 tane gol yenmeyen maç, 7.10, 48 maç yapmışız toplam. Kötü ya. Şampiyonlar Ligi'nde 9 kez forma giymişiz. 2 tane asist yapmışız. Ligde 35 maçta 10 gol atıp 5 asist yapmışız. İsviçre Kupası'nda 1 tane asist yapmışız sadece. Abi galiba Hakan'ın bu takımdan gitme zamanı geldi arkadaşlar. Son zaten 1-2 sezon. Yok yok, Hakan gidiyor abi. Hakan'ı satıyoruz. 83 overall'la başlıyoruz. 9. sezondayız ve 99 potansiyelimiz geçen sezon olduğu gibi devam ediyor. Bir sezon sonra, yani bu sezon oynadıktan sonra arkadaşlar, Hakan Çalhanoğlu gerçekte olduğu yaşına ulaşacak. Şu anda 24 yaşında, 25 yaşında da simülasyon sonlanıyor biliyorsunuz. Ve patron çıldırdı ya, çıldırdı. Arkadaşlar herkesi sattım. Kadro dışında adam falan kalmadı. Ne yaptım? Blas'ı aldım sağ orta sahaya. Onana'yı aldım ve bunların hepsi yaşlı adamlar. O kadar da ucuza geldiler ki. Anlatamam size. Bir de şuraya bir tane sol kanat aldım ya. Sol bek aldım. Anasını satayım, o kadar kafam karıştı ki. Ve bizim yedeklerimizi görüyorsunuz abi. Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak isteyen takımın böyle yedeği olur mu? Zuffi, Vitri falan. 68'lik, 62'lik adamlar var. Kaleci yediğimiz falan berbat. İki tane o yüzden adam aldım. Bir tanesi Çağınduri, bir tanesi Guedes. Santrafor Defans Forta sağ yediği. Yani... Takım iyi abi, takım güzel aslında ama Şampiyonlar Ligi'ni alacak kadar değil, onu söyleyeyim. Mesela forvetimiz zayıf, şurada bir Bamim var, o da zayıf. Yani kaleyi güçlendirdikten sonra alabileceğimize inanmaya başladım aslında ama yani yedeklerimiz falan da çok kötü. Sezon 9'u simüle ediyoruz arkadaşlar. Hakan Çalhanoğlu'nun son sezonu dediğim gibi, umarım bir kupayla döneriz. Dönemezsek de belki bir sezon uzatabilirim simülasyonu. Bunu yaparım. Ve artık her şeyin sonlandığı sezon arkadaşlar. Aldık mı, alamadık mı? Hakan Çalhanoğlu'na o kupayı verdik mi, veremedik mi? Haziran 2028. Hemen geliyoruz. Lig kupasını almışız. Harika. Daha doğrusu lig şampiyonluğunu. Abi çok güzel. Çok güzel. Lig kupasını da almışız. Harika. Şampiyonlar Ligi. Hadi oğlum. Hadi lan. Abi yok ya. Olmamış be. Nerede gittik? Yarıda yokuz. Baksana abi, Madrid'ler, Dortmund'lar, bunları nasıl yeneceğiz abi biz ya? Çeyrek finalde bile yokuz abi. Son 16 Chelsea elemiş bizi, 3-1 toplam skor. Vay be, herifleri bir tane gol atmışız 2 maçta ya. Abi bir tane böyle 90 küsürlük forvetimiz olsaydı var ya, bu iş olurdu ya. Napoli'li gruptan, Villarreal'li, Anderlecht'li gruptan birinci çıkmışız. Abi olmadı bu ya. Of, diğerlerine bakmıyorum, zaten yokuz. Hadi gel Hakan, sen kaç oldun ona bakalım. Oo, Hakan 86 olmuş. Hakan uçuşa geçtim diyor da. Hakan bir işe yaramıyor ki Hakan. Oyuncu performansı ise, oynama süresi iyi. 3 overall artmışsın. Transfer listesine de koymuştuk. Bu sezon normalde satacaktım, görüyorsunuz. Hiç teklif bile gelmedi ya. Niye anlamadım ama.
Oha! Yalnız final sezonunda rekoru kırmışız. 13 gol, 14 asist. Çok iyi performans, 50 maçta. Bir dakika, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 10 maç oynamış, 1 gol, 1 asist. Şampiyonlar Ligi'nde suskun kalmışız ama ligde yardırmışız. Abi ligde şöyle bir şey var tabii. UEFA'da mükemmel takımlara karşı oynuyorsun bir sol kanat olarak. İsviçre'ye geliyorsun. Yani normal o kadar gol atması. Önemli olan Şampiyonlar Ligi. Belki 88'li, 89'lu, 90'lı overall'larda o golleri atabilecek Şampiyonlar Ligi'nde ama vay be. Böyle bırakacağız mı ya? Arkadaşlar bir sezon daha gider ya. Bir sezon daha yapalım be. Bir tane forvet transferi yapalım. Kale de iyi. Ya kaleye bakalım abi. Bizim kalecimiz ne yapmış abi? Onana. Ha. 50 maç. Gol yenmeyen maç 35. Abi çok iyi değil mi ya? Kalede sağlamız arkadaşlar. Ya takım da yaşlanıyor, öyle bir şey var. Şimdi bakın. Bak bu adam mesela 84 değil miydi abi? 82'ye düşmüş ya. 32 yaşında. İnanılmaz. Kimpembe 86'ydı. 85'e düşmüş. 32 yaşında. Bizim kaleci de 32 yaşında abi. Yani iyi takım kurmaya çalışırken ucuz ve iyi adamlar almaya çalıştım ama yemedi. Ama şu Aarons inanılmaz ilerliyor ya. Şu herifi satsam takımı tekrar baştan dizerim. 91 oldu herif ya. Arkadaşlar bir forvet daha alıp bir de sağ kanat belki ama paramız yetmeyebilir. Bir tane sağlam forvet alacağım. Ondan sonra bir sezon daha çakacağım ya. Hakan Çağdan onu 25 yaşında da bir oynatalım. Hadi bakalım. Sezon 10'a geçiyoruz. 10 sezon. Ben artık daha ne yapayım? Yani ben Hakan'ı seven bir teknik direktör olarak daha ne yapayım? Lautaro Martinez, 91 overall. Eski forvetim 85'lik, 84'lük forvetim de satmak zorunda kaldım. Yine yedekte Guedes var ya. Abi resmen takım yaşlı takım oldu ya. Yani Hakan en genci olabilir ya. Baksana 30-32, 28. Ha şu Ramirez 89, 27 yaşındaymış. Şurası 28. Ama onun dışında bayağı herkes abi ya. Neyse arkadaşlar artık bu takımla da olmazsa, yani bu forvetle olmazsa, ki rekor kırmasını bekliyorum ben bu forvetin her alanda şu anda. Dünyanın en iyi forveti konumunda olabilir çünkü babalar bıraktı biliyorsunuz. Sene bilmem kaç abi. Neyse. Eğer bu sezon Şampiyonlar Ligi'ne ya da UEFA'yı falan alamazsak arkadaşlar, en azından Hakan Çalhanoğlu'nun kişisel asist, gol ve maç rekorunu kıracağını düşünüyorum. Ümidim o yönde. Hadi sezonu simüle ediyoruz. Hay hakkımızda hayırlısı. Aldık aldık, bu sezon son zaten. Haziran 13'ü. 2029. Hakan Çalhanoğlu 25 yaşını bitirdi. Şampiyonlar Ligi'ni alabildik mi? Geliyorum. Aa, bir dakika ya. Buradan başlayalım. Çok da heyecan yapmayalım. Bence alamadık da o yüzden. Aa, Lautaro Martinez bizden oyuncu seçilmiş. Ayın oyuncusu. Mayıs ayı. Şimdi gene yüzlü puanları geçerek birinci olmuşuz. Young Boys 5. olmuş. Young Boys artık koptu galiba yarıştan. Vay be, Luzern, Zürich, Gallen, Young Boys kopmuş ya. Young Boys uçmuş. Oğlum biz de yalnız acayip fark atıyoruz ya. Ohoho, 30-40 puan fark nedir abi? Neyse. İsviçre Kupası. Anasını bile ağlatırız tabii ki. Şimdi Şampiyonlar Ligi. Arkadaşlar basacağım. Ekrana bakmayacağım. Finalde miyiz değil miyiz görüyoruz çünkü direkt. Hemen gruplara geçeceğim. Gruplardan teker teker baka baka geleceğim. Şöyle dönüyorum. Şöyle geldik mi gruplara? Geldik. Liverpool grubumuzda. Anderlecht, Shakhtar Donetsk. İkinci çıkmışız 13 puanla. Ulan ya abi bu ikinci çıkan adam Şampiyonlar Ligi'ni kazanabilir mi ya? Neyse son 16'ya bakıyoruz. 3-2-1. Oh be, Chelsea'yi elemişiz lan. Güçlü rakip gelmiş son 16'da. Bakayım, Atletico Madrid Bayern'i elemiş. Bayern City'yi elemiş. Dortmund Paris Saint Germain'i elemiş. Çok güzel abi. Başka Schalke gitmiş. Kariyerdeki takımım. Üzüldüm. Barcelona Milan'ı elemiş. Napoli Villarreal. Oğlum oh, Juventus da Arsenal'i elemiş. Çeyrek final. Liverpool'u elemişiz. Gruptan birinci çıkmamızı engelleyen takımı yenerek yarı finale çıkmışız be. Dortmund da Barcelona'yı elemiş. Oha, Bayer Leverkusen Bayern Münih'i elemiş. Ayo. Sonra deplasman golleriyle Bayern Münih kazanmış. Napoli Juventus'u elemiş. Asıl bomba bu. Ronaldo gittikten sonra Juventus bitmiş. Tamam, yarı finale geliyoruz. Tamam, heyecan biraz da artıyor, farkındayım. Oha. Lautaro Martinez konuşuyor abi. Dortmund finale çıkmış. Biz de Bayern Münih'i yenip finale çıkmışız abi.
Kalbim duracak. Basıyorum. Abi ya. Finalde gittik ya. Ulan Dortmund. Napoli'yi elemişken vay be. Üzüldüm mü? Gerçekten üzüldüm ya. Abi neyse ya, neyse, yapacak bir şey. Elimizden geleni yaptık mı yaptık. Ama bazı hatalarım da yok değil. Mesela yedekler inanılmaz zayıftı. Yedekler biraz sağlam olsa. Hakan Çalhanoğlu 88'e gelmiş bu arada. Hemen gelelim Hakan'a. Bakalım kendi kişisel rekorunu kırdı mı? En azından ona bakalım. 25 yaşında 88'lik bir dünya yıldızı şu anda. Kırmış abi. Anasını bile ağlatmış. 54 maç. En fazla maç yaptığımız sene 22 gol. En çok gol attığımız yıl gol sayısı asist 16. Abi mükemmel. Gol yenmeyen maçlar 25 yalnız ya. Abi bizim kaleci kaç maçta gol yemedi ya? Dur bakalım bir. Yine iyi performans. Geçen sene 35 maçta gol yememişti. Bu sene 54 maçın 34'ünde gol yememiş. Ya şeye bakalım abi. Gol krallığına bakalım abi. Oho, Ramirez bizden, Martinez bizden, Çalhanoğlu 4. olmuş, 19 gollü bizim ligde. Sonra Blas, Laimer falan geliyor. Oğlum ilk 5'i 10'u kapatmışız resmen. Asiste bakalım. Hakan Çalhanoğlu 1. tabii ki. Bunlar aslında geçtiğimiz sezonlarda da bakabilirdik diye. Çok az asist yaptığımız için gerek görmedim. Bu sene çünkü biraz hayvanlaştık. 15 asisti. Çok iyi abi. Gol yenmeyen maçta da 10 ana tabii ki 1. UEFA'ya geçtik. Şampiyonlar Ligi. Of, Oblak götürmüş ya kalede. Vay be, bizimki de Onana da fena değil aslında. 4 maç. Ve tüm maçlarda oynamış neredeyse. 15 maçta oynamış herif ya. Asiste kim var abi? Blas bizden. Lan 83'lük oyuncu değil mi o ya? Bayağı iyi performans. Gol krallığı Lautaro Martinez. 15 maçta 15 gol. Maç başı bir gol. Ve Hakan Çalhanoğlu'nun istatistikleriyle veda ediyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kaçtan başlattık biz onu? 55'ten mi başlattık? 88'e kadar yükselttik 10 sezonda. Hakikaten bir dünya yıldızı oldu. Devam etsek daha neler yapacak da. Sıkıntı şu. Regionlar yani wonderkidler yetişiyor. Wonderkidlerin kim olduğunu bilmek lazım. Ama wonderkid alarak da kariyerin zevki olur mu? Hani kendimiz oynamadığımız için söylüyorum. Mesela Lautaro Martinez'i ben oynatmaktan çok memnun oldum. Ama bir wonderkid olsa orada yüzü olmayan ya da bilgisayar yüzü olan benim çok zevkli olmayabilirdi. O yüzden bundan daha fazlasını ilerletmeye de gerek yok. Zaten kariyer toplam 15 sezon galiba. 15. sezon sonunda bitiyor yani. FIFA 20 kariyer bitiyor. Neyse, istatistikleri gördünüz arkadaşlar. Ona bir dünya yıldızı yaptık. Sonraki videolar için, serinin devamı için futbolcu önermeyi mutlaka unutmayın. Hakan Çalhanoğlu çünkü sizin videolarda çok talep gelince yapmaya karar verdim. Genelde Türkler üzerine gidiyoruz ama yabancı ilginç isimler olabilir. Türkiye'de top koşturan, koşturmuş ya da yabancı da işte yurt dışında sevdiğiniz futbolcular olabilir. Hepsini mutlaka yorumlara yazın. Ayrıca mesela asisti, oynadığımız maç sayısını falan sizin yorumlardan görerek ekledim istatistiklere. Dolayısıyla seriyle ilgili fikirleriniz olursa mutlaka yazın. Esirgemeyin benden böyle düşüncelerinizi. Teşekkür ederim buraya kadar izlediğiniz için. Sonraki bölümde tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın.